Herkese merhabalar. LGS Türkçe'de tüm soruları doğru yapmak istiyor musun Tonguç'um? Full yapmak istiyorum. Full yapmak istiyorum diyorsun. Güzel. Ben full kelimesini kullanamıyorum ama öğrencilerimiz sizler çok sevdiğiniz için full yazdık buraya. Normalde Türkçe'de full diye bir kelime yok. Ama LGS Türkçe'de tüm soruları doğru yapmak istiyorsak bugün sizlere LGS Türkçe'de hangi konular nasıl çalışılır, hangi konudan soru nasıl gelir ve bununla alakalı ne yapmamız gerektiğini çok kısa ama net bir şekilde anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle Tonguç'um, senin Türkçe'de 20 sorudaki hedefin nedir? 20'de 20 yapmak hocam. Harikasın. 20'de 20 yapmak hedefimiz olmalı. Yani Türkçe'de bir tane soru kaçırabilirim belki. Tabii ki kaçırabiliriz ama bizim hedefimiz 20'de 20 olmalı. Matematik zaten zor. Ama Türkçe'yi iyi bir çalışmayla fullleyebiliriz. Daha doğrusu hepsini doğru yapabiliriz. Dolayısıyla bizler sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlam, deyimler, metin türleri, söz sanatları, sözel mantık gibi konuları zaten 5, 6, 7'de görmüş müydük Tonguç'um? Evet hocam. İşte bu sene, geçen seneki LGS 2021'de bu sayısal bölüm, sözel bölümde de, hepsinde de, 2019'da da, 2020'de de her zaman en çok soru buradan çıkıyor. Hatta geçen sene sadece buradan çıktı sorular. Başka hiçbir yerden çıkmadı bu pandemi nedeniyle. Bu sene hemen hemen hepsinden sorular geleceğini bekliyoruz. Dolayısıyla biz hepsinden sorular gelse bile bilhassa şu anlam bilgisine dikkat etmemiz gerekiyor. Bak, soru dağılımına baktığımızda bunlar net bir şekilde gözüküyor. Peki soru dağılımları burada, kitapçıklar burada. Biz ne yapacağız? Birincisi, LGS Türkçe'de hepsini doğru yapmak istiyorsak, yani 20/20 yapmak istiyorsak ilk yapmamız gereken şey kitap okumak. Test çözmeyeceğiz mi diyorsun? Tabii ki test çözeceğiz ama kitap okumak çok değerli. Bunun sebebini söyleyeceğim birazdan. LGS'de çıkmış soruları, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı soruları ve tabii ki de Milli Eğitim Bakanlığı kazanım değerlendirme sorularını çözmek, paragraf çözmek ve doğru kaynaklarla çalışmak sana 20'de 20 yaptırtabilir. Çok basit. Bak şimdi. Birincisi, neden her gün kitap okumalıyız? Hani az önce dedin ya hocam, test çözmeyecek miyiz biz dedin ya. Test tabii ki çözeceğiz ama bizler kitap okuduğumuzda bir, sözcük dağarcığımız artıyor. Birincisi, burada okuduğumuz her bir kelimeyi anlamadıysak eğer onun anlamını öğreniyoruz. İkincisi, dikkat gelişimi sağlıyor. Satırları takip ederken ister istemez sen satır takip gücün artıyor. Çünkü biz sürekli videolar izlediğimizden, işte oyunlar oynadığımızdan artık kitap okumakla alakalı birazcık kondisyonumuz düştü. Dolayısıyla biz bol bol kitap okuduğumuzda Tonguç'um ne oluyor? Dikkat yeteneğimiz artıyor. İkincisi de bize kitap okumak sadece Türkçe dersinde değil, aynı zamanda inkılap tarihinde, dinde, İngilizce'de, matematik ve fende de faydalı oluyor. Nasıl yani hocam? Ne alakası var hocam diyorsun değil mi? Matematik, fen, İngilizce. Hemen söyleyeyim. Bak şimdi. LGS demek esasında sözelde Türkçe, inkılap, din, İngilizce, sayısalda matematik, fen. Ama sınav sözelle başlayacak. Sen Türkçe'de iyi yaptığın zaman, Türkçe'yi iyi anlayabildiğin zaman inkılap ve dindeki sorularda yapabiliyorsun. İngilizce'de zaten bir metin veriliyor. Yani sen kendi dilini iyi bilirsen İngilizce'yi de yapabiliyorsun. Matematik ve fende de öyle sorular var ki bak, 2021'den hemen şöyle açıyorum soruyu. Bir tane göstereyim. Aslında bunlar telifli olduğu için gösteremiyoruz ama bak, böyle hikayeli uzun gibi sorular, yani böyle bir anlaman gerekiyor. Eğer sen uzun sorular, paragraflar, metinler okumakla alakalı kendini geliştiremediysen bu sefer matematikteki soruyu da anlayamıyorsun. O yüzden kitap okumak bizlere sadece ve sadece Türkçe'de değil, aynı zamanda diğer derslerde başarı sağlıyor. O zaman mutlaka elimizden geldiğince kitap okuyacağız. İkincisi, LGS ve Milli Eğitim Bakanlığı kazanım soruları önemli. Neden önemli? Çünkü soruları oradan hazırlıyorlar. Harikasın hocam. Çünkü soruları oradan hazırlıyorlar. Aynen öyle. Yani örnek sorulara benzer sorular çıkmasının sebebi, LGS çıkmış soruların bazen birbirini taklit etmesinin sebebi bu. Milli Eğitim Bakanlığı kazanımda diyor ki cümle içinde fiilimsi bulunuz. Örnek soru diyor ki hangisi fiilimsi vardır? 2020 LGS'de diyor ki numaralandırılmış cümle hangisi fiilimsi vardır? Yani hep bu şekilde geliyor. Dolayısıyla bizler tabii ki sayısal derslerde biraz daha zorlaşabiliyor ama Türkçe'de bilhassa geçmiş sınav soruları değerli. Milli Eğitim Bakanlığı kazanım soruları değerli. Ve şunu da unutma, sana sınav anında bazen sorular biraz farklı gelmiş olabilir ama temelinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği sorulara, LGS sorularına baktığında esasında soruların benzer şekilde geldiğini görmüş olursun. Üçüncüsü, her gün paragraf sorusu çözmeliyiz. Bak, kitap okuduktan sonra paragraf sorusu çözmek de önemli. Hatta biz bununla alakalı çok güzel bir sözümüz var. Bir tane paragraf kitabımızın üzerine de yazdık bunu. Türkçe eşittir paragraf dedik. Çünkü geçen seneki sınavda 13-14 tane, ondan önceki sene 11-12 tane, hemen hemen her sene mutlaka 10 tane paragraf sorusu çıkıyor. Hatta bununla alakalı bizim ParagrafONS ve ParagrafONS diye kitaplarımız da var. Burada hatta süre yönetimi de yapıyoruz. Bunları zaten Tonguç mağazadan alabilirsin. Ama benim şu anda anlatmak istediğim şey şu. Türkçe eşittir paragraf. Dolayısıyla hızlı okumayı sağlamak için, güçlü bir başlangıç yapmak için. Çünkü Türkçe ile başlıyor. Sınav gösterdiğim gibi bak. Sabah ilk başta Türkçe'ye giriyorsun. Türkçe'yi iyi yaparsan inkılap, din, İngilizce süper geliyor. Ardından hop geçiyorsun sayısalda matematik, fen. Burada tabii fenden başlayacağız. Onların hepsini söyleyeceğiz sana. Ama temelinde güçlü bir başlangıç için senin mutlaka ama mutlaka Türkçe'ye iyi başlaman gerekiyor. Türkçe için de paragraf soruları çözmen gerekiyor. Ve paragrafta da senin bu tarz yeni nesil, beceri temelli, renkli, görselli sorulara da kendini alıştırman gerekiyor. Ve yazım ve noktalama önemli değil mi hocam? Tabii ki dil bilgisi ve yazım kuralları, noktalama işaretleri de önemli. Ama sana şunu söyleyeyim Tonguç'um. Yazım, noktalama ve dil bilgisi çok kolay soruluyor. Yani yazım ve noktalamada bol bol soru çözümüne zaten pekiştireceksin. Dil bilgisinde de sadece şu örnek bile yetiyor. Yani şöyle düşün. Bu trenin içerisinde en önemli kısım lokomotif değil mi? Lokomotif olmazsa tren gitmez. Lokomotif olursa tren gider. Aynı Türkçe'de cümlelerde öyle durumlar var. Mesela diyelim ki Tonguç yarın koşarak okula diye bir cümle olur mu Tonguç'um? Olmaz. Niye? Çünkü bu cümleni yüklemek. İşte Tonguç yarın koşarak okula gidecek deyince cümle oluşuyor. İşte nasıl bu trenin lokomotifi olmadığı zaman tren gidemiyorsa olmaz. Niye? Çünkü bu cümleni yüklemek. İşte Tonguç yarın koşarak okula gidecek deyince cümle oluşuyor. İşte nasıl bu trenin lokomotifi olmadığı zaman tren gidemiyorsa, Türkçe'de yüklem olmadığı zaman tren gidemiyor. Yani cümle oluşmuyor. Biz dolayısıyla yüklemi bulduktan sonra cümlenin ögelerini, yüklemi bulduktan sonra fiilimsleri de bulacağız. Mesela yüklemi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden olumsuzluk eki alabilen. Mesela Tonguç yarın. Yarın kelimesini olumsuz yapabilir misin? Yarmayın oluyor. Ya yarmayın diye bir şey olur mu? Ne alakası var? O yarın başka yarın. Yarın kelimesini olumsuz yapamazsın. Ama koşarak, koşmayarak, okula da olumsuz olmuyor. Dolayısıyla geliyor, gelmiyor diyebiliyorsun. Gidecek, gitmeyecek diyebiliyorsun. Bunu da olumsuz yapabiliyorsun. Dolayısıyla gidecek kelimesini kapatıyorum. Yüklemi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden fiilimsi buluyorum. Yani esasında fiilimsi bulmak, ögeleri bulmak. Bunun içinde fiilimsi olduğu için fiilimsi bulunan cümle olması, olmadığı zaman basit cümle yani tek yüklemli cümle olması. Bunların hepsi çok kolay konular. Bunların hepsini sana mükemmel bir şekilde öğreteceğiz. Ama paragrafta, tabii ki paragrafta taktikler vereceğiz. Tabii ki paragrafta hocaların sana çok güzel dersler anlatacak. Tabii kitap okuduğunda faydalı olacak ama senin bizzat paragrafta çözmen gerekiyor. Çünkü sınav eşittir paragraf. Türkçe eşittir paragraf. O kadar söyleyebilirim. Dolayısıyla dil bilgisi, yazım ve noktalamadan hiç korkmana gerek yok. Paragraf çözümünde her şeyi halledeceksin. Bir de en önemlisini söylüyorum. Doğru kaynaklarla çalışmalıyız. Neden? Eğer yanlış kaynaklarla çalışırsan bir zamanın boşa gidiyor. Bir sürü gereksizlere soru çözmüş oluyorsun. İki, motivasyonun bozuluyor. Yani ya yapamadığım soru çıkıyor diyorsun. Cevabın anahtarı yanlış çıkıyor. Bir şeyleri kötü oluyor. Aynı soru gelmiyor. Moralim bozuluyor. Motivasyonun düşüyor. Dolayısıyla bazen böyle çok gereksiz yere, çok aşırı zor kaynaklardan çözmek senin moralini de bozabiliyor. Ben bazen görüyorum. Mesela ParagrafONS kitabımızdaki soruları ben çok süper, harika kitap, süper. Ama bazen başka bir kaynakta ya da bir deneme sınavında görüyorum böyle başka bir şeyde. Acayip zor bir soru. Ya öğrenciye bu kadar zor soru sorulmaz. Bu kadar zor soruyu zaten sınavda da çıkmaz. Bu kadar zor soruyu çözdüğü zaman öğrenci ben yapamayacağım diye bırakabiliyor. Dolayısıyla sınavda çıkabilecek zorlukta, sınavda çıkabilecek kalitede sorular çözmemiz gerekiyor. Bunu söylerken neye güvenerek söylüyorum? Biz sorularımızı Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde, LGS'ye uygun bir şekilde hazırlıyoruz. Ve o yüzden de her sene birçok soruyu tutturuyoruz. Ama bunu tabii göstermek birazcık zor oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Bak. LGS 2021 sorusunda Dinamo'dan gelen sorumuz aynısı vurmak sözcüğü diye geliyor. Ben buraları kapatmak zorundayım Tonguç'um. Neden hocam? Niye kapatıyorum? Çünkü bunlar Milli Eğitim'in soruları. Yani bunları LGS'ye bakıp görebilirsin. Yani bizim kitabımızdan bunların hepsi var. Veyahut da başka bir soruda mesela geri sayım denemelerindeki soru birebir kaydırmalı soru aynı geldi LGS 2021'de. Veya paragrafondaki soru bak yer değiştirmeli soru yine geldi. Veyahut da taktikteki soru yine özlem, sistem aynı şekilde kaygı sorusu yine geldi. Benzer sorular gelebiliyor. Zoru Bankası da kesinlikle doğrudurdaki yine benzer sorgulayıcı 3. madde sorusu yine geldi 2021'de. Biz de yine sorduk. Veyahut da işte ilk tekrardan da geldi. Dolayısıyla ben şimdi kitaplarımızın reklamını yapmak istemiyorum. Ama bizler birçok soruyu birebir yakalayabiliyoruz sınavlarda. Bunu yapmamızın sebebi de LGS sorularını çok iyi irdeliyoruz. Alıyoruz önümüze. Buradan nasıl sormuşlar? Yeniden nasıl sorabilirler? Milli Eğitim Bakanlığı kazanım değerlendirmeleri nasıl sorulmuş? Örnek sorular nasıl diye bakıyoruz. Dolayısıyla senin yapman gereken şey esasında belli Tonguç'um. Birincisi ve en önemlisi tabii ki de az önce söylediğim bol bol kitap okuyacaksın. Yani kitap okumak sözcük dağarcığını geliştirecek. Şu LGS sorularını kaldıralım. Bol bol kitap okuyacağız. Ardından tabii ki LGS sorularına ve kazanım sorularına dikkat edeceğiz. Ve paragraf çözeceğiz. Paragrafla alakalı az önce gösterdiğim gibi bizim birçok kitabımız var. ParagrafONS var. Aynı zamanda süre yönetimini, hızlanmaya, odaklanmayı sağlayan ParagrafONS var. Ve Kazıkül Aziz diyeceğimiz paragrafta son nokta var. Bunlar gerçekten senin bütün paragraf ihtiyacını karşılayacak. Senin Türkçe'de paragrafı hepsini doğru yapmanı sağlayacak. Bak. Evet benim de fulleyeceksiniz diyesim geldi. Haklısın. Ama hepsini doğru yapmanı sağlayacak. Diğer kitaplarımızda yine aynı şekilde sıfırdan kitaplarımız ya da Zoru Bankamız ya da taktiklimiz ya da Dinamo'muz senin mükemmel bir şekilde Türkçe'de tüm sorulara hakim olmanı sağlayacak. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum Tonguç'um. İnşallah LGS'de tüm Türkçe sorularını doğru yaparsın. Ödülü soru yorumlarını bekliyoruz. Şunu unutma. Sen iyi bir çalışma yaptığında başarı seni bekliyor. Ha, bu kitapları Tonguç mağazadan alabilirsin ya da Tonguç kitapçılarından alabilirsin. Zaten her yere sorduğunda sana gösterirler. Bak bizler öğretmenler olarak sana kapıyı açacağız ama tekrar söylüyorum. Kitap okumak senin görevin. LGS çıkmış sorulara bakmak, Milli Eğitim Bakanlığı kazanım sorularına bakmak senin görevin. Aynı zamanda en önemlisi bol bol paragraf sorusu çözmek senin görevin. Dil bilgisi, yazım noktalama bizde, merak etme. Hepsini çok güzel anlatacağız sana. Harika bir şekilde öğreneceksin. Zaten hem dinamodan hem taklitten sorular çözdükçe de süper bir şekilde pekiştireceksin. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla Tonguç.